İran-Irak Savaşı sırasında yıllarında 1980'lerin ilk yıllarından itibaren PKK burada üslerini oluşturmaya başladı. PKK-PYD'ye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla ağır darbeler indirildi. Sırada Irak'ın kuzeyindeki terör kampları var. Irak sınırımız bir baştan batıdan doğuya kadar 320 kilometrelik bir sınırdır. Gare, Sinat, Metina, Avaşin, Naftanin, Kandil'de eğitimi yapılan PKK'lılar buralarda üstlenip Türkiye'ye giriş çıkışlarını buradan sağlıyorlar. Bu kamplar arasında terör örgütü açısından en kritik olanları ise Kandil ile Hakurk. Hakurk, Kandil ile diğer terör üsleri arasında köprü rolü görüyor. Hakurk bölgesi son derece önemli bir geçiş bölgesidir. Eğer Hakurk bölgesinin denetimi sağlanırsa Kandil ile sınır boyunca uzanan bütün o kampların lojistik desteği, personel desteği ortadan kalkmış olacaktır. Hakurk konumu itibariyle de 3 ülke sınırının kesiştiği noktada bulunuyor. Hakurk bölgesi Türkiye, İran, Irak sınırının kesiştiği bölge. Hem genişlik hem yükseklik açısından ve arazi koşulları açısından en zorlu bölge. Tabii Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. PKK'nın ana karargahı Kandil ise Türkiye'ye mesafe olarak en uzak kamp pozisyonunda. Türk Silahlı Kuvvetleri Mart ayından itibaren Kandil'e ulaşmak için güzergahta bulunan terör yuvalarını bir bir dağıtmaya başladı. Gelinen noktada ise yaklaşık 27 kilometre Irak sınırı içine girildi. Şemdinli ilçemizden giriş yapıldığı şu kırmızı bölgeden ilerlediği gözüküyor. Kontrol altına alınan bölgeler içinse mühimmatla personel taşıması ağırlıklı olarak helikopter ve yük hayvanlarıyla sağlanıyor. Ayrıca destek atışları kapsamında obüs topları için yollar açılıyor. Onun için iş araçlarıyla yolların açıldığı bilgisi geliyor. Ya, Türkiye'nin bu konudaki teknoloji, kabiliyeti, kapasitesi, insan kaynağı, insan savaş aracı, keşifi, gözetlemesi, istihbarat çok üst düzeyde. Büyük ölçüde Irak sınırları içinde olan Kandil Dağı'nın bir bölümü de İran sınırında yer alıyor. Kandil bir dağ silsilesi ve kuzeyden güneye uzanıyor. Derinliği var. Batı tarafı Irak'ta, doğu tarafı ise İran'da kalıyor. Bölgeyi yakından bilen araştırmacı gazeteci yazar Murat Güztoklusu'na göre Türkiye Kandil'e ilişkin operasyonunu mutlaka İran ve Irak'la birlikte yapmalı. İran ileride kendisine karşı Amerikalıların saldırısında kullanabileceği bu Kandil bölgesini kontrol edilmesini ve tehlike olmaktan çıkarılmasını istiyor, görünüyor.